Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18.991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75.523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76.000'in üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir, gönderilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3.225 vatandaşımız vefat ederken 12.432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Yıkımın nispeten sınırlı kaldığı Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Diğer illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarını altında insan olan hiçbir bina bırakmayacak kararlılıkla sürdürüyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenliğin temini, gerekse yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol alıyor. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile diğer güvenlik birimlerimize ait 26 gemi, 75 uçak, 81 helikopter, ayrıca her çeşitten 12.000'den fazla iş makinası gece gündüz demeden bölgede çalışıyor. Tabii bu arada ben halkımdan, tüm vatandaşlarımdan gerek deprem bölgesinde gerek bölge dışında bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun lütfen bunlara inanmayın. Böyle bir zamanda, böyle bir durumda, birlik ve beraberliğin olması gereken bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin. Çünkü bu millet asildir. Bu tür soysuzlara da gereken cevabı inşallah gerekli zamanda verecektir.